Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki bu yerdeki ne? Bu yerdeki benim çeyizimden gelinlik yorganımın bir tanesi arkadaşlar. Ben bunu Covid olduğumda kullanmıştım. Yıkadım. İçini, dışını, her şeyini, yüzlerini. Gördüğünüz gibi bakın şöyle iki parça. Buna atlası diyoruz, astarı diyoruz. Buna da atlası diyoruz. Şöyle kırmızı saten. Şimdi bunu kaplayacağım. Ben burada salonumu böyle orta yerine serdim. Böyle bir büyük alanım var. Allah'a çok şükür. Şimdi ben bunu kaplayacağım. Bundan iki tane var. Bir tane de mor var. Moru da arkadaşlar kışın kullandık. O da yıkanacak. O da kaplanacak. Şimdi ben ufaktan ufaktan bahar temizliğine başladım. Dediğim gibi yavaş yavaş yapıyorum. Çünkü Ramazan da geliyor bugün. Ramazan'dan önceki son günümüz. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sofralarınız bereketli. Eviniz bereketli olsun inşallah. Çok güzel bir Ramazan geçirmek dileğiyle. Hep beraber inşallah diyorum. Ve ben yorganımı kaplamaya başlıyorum arkadaşlar. Mersin'de öyle bir sıcak var, öyle bir sıcak var ki anlatamam size. Ben başladım şimdi artık böyle yeşilliklerimi falan sulamaya. Bakar mısınız? Maydanozlar da buradan yavaş yavaş bir postasını şey yapıyorum, topluyorum artık. Her şey susamış. Kurumuş kurumuş topraklara bakın. Bugün 26 derece arkadaşlar.
Biz yazı getirdik. Güneşe böyle güneşli bir tarafa döndüğüm zaman gözlerim yanıyor. O derece sıcak yani. Marullar falan mayıştı. Zaten buranın balkonunu yıkayacaktım. Dedim önce bir sulayayım bitkilerimi. Bakın marullarım çok güzel oldu. Arkadaşlar kaliteli tohum kullanın. Açıkta tohum çok fazla almayın. Az önce sağ olsun bir takipçim bana yorum yazmış. Ben maydanoz yetiştiremiyorum. Siz nasıl yetiştiriyorsunuz? Ne yaparsam yapayım olmuyor diye. Öncelikli olarak şuradan kısa bir bilgi vereyim. Ben paket tohum kullanıyorum genelde. Paket tohumlar daha kaliteli oluyor. Toprak da bahçe toprağı yerine. Çünkü bahçe toprağı biraz sıkı oluyor. Çok fazla verim vermeyebilir. Bahçe toprağı yerine hazır toprak kullanıyorum. Hatta mümkünse hayvan gübresi, işte keçi olur, koyun olur, inek olur. Onlar da destek oluyor arkadaşlar. Çok daha sağlıklı bitkileriniz oluyor. Bakın ben bu marulların yapraklarının, o büyüyen yaprakları sürekli toplayıp salata yapıyorum. Ama hala marullarım var gördüğünüz gibi. Bakın nanelerimin güzelliğine. Onu da sulayalım. Yenilerini de ekeceğim. Şimdi şey yaptım. Yediğim naneler, pazardan aldığım naneler vardı. Onların dallarını köklensin diye bir bardağı ıslattım. Yavaş yavaş kök vermeye başlamışlar. Onları da içine getireceğim. Biberlerim de büyümeye başlarsa şey yapacağım. Diğer bunlardan bidonlarım var tekrardan. Onları çıkartıp buraya dizeceğim. Zaten marulların vakti geçtiğinde de bunlar da boşalacak. Geçen seneki biberlerimden kurduğum turşularımı hala yiyorum arkadaşlar. 4 şişe falan daha var. Üstelik de birkaç kişiye de vermişliğim de var. Onu biz mesela tazeyken başından toplayıp yemeğin yanında yemeyi de çok seviyoruz. Şuralar hep toprak oldu. Şöyle bir su tutayım. Şuraya bir tane küçük ektim. Yandan çıkmış. Onu ekmiştim. Bilmiyorum olur mu bilemeyeceğim artık. Neyse ben şu balkonu yıkamaya geçiyorum. Geliyorum. Bakın yerler tertemiz oldu. Bugün o kadar sıcak ki. Bu bile sıcakladı değil mi kızım? Hep betonda yattı. Hiç kutusuna gitmedi.
sürekli betona girdi. Betonda şu yerlerde yatıyordu. Şimdi güneş gelince kalktı. Kuşlar. Kuşların sesini duydu. Bak bak nereye çıktı bak. Şanslı. Ne var orada kızım? Kuşlar mı var anneyim? Ne yapıyormuş kuşlar? Yan tarafta da tavuklar var. Onlara bakıyor bir yandan da. Öyle bir güneş var ki. Uf, fena fena. Şu kasayı da indireyim. Bazen bunun içinde de yatıyor. Şuraya koyalım. Mama kaplarını da alayım şöyle. Şuraya kılma. Ne? Al 2-3 tane mama kalmış içinde. Hadi ya bakalım. Burada işim bitti. Ön balkonda bugün şey yaptım. Kurdum. Şunu da şöyle yapayım. Şimdi size orayı göstereyim. Bakın şimdi buradan ön balkonuma çıkıyorum. Bugün burayı da açtım. Vallahi kurdum böyle burayı. İşte daha çiçeklerime çok bakım yapamadım. Geçen gün burada yabancı bir kedi şunu düşürmüş maalesef ki. Bu kırmızı kalan şu. Bunu tekrardan düzenleyeceğim köklerini falan. Toprağını moprağını ayarlayacağım. Baksanıza şunlar ne halde. De bu bugün vaktim yok artık. Şimdi yemek işiyle uğraşmaya başlayacağım artık yavaş yavaş. Bunu da buraya aldım ama şu tarafa alacağım bunu. Gel bakalım sen. Çok güneşte kalma. Hatta şöyle çevirelim seni. Nasıl oldu bunun yeri? Daha güzel oldu sanki. Şu böyle yapraklarını alalım. Bakayım şöyle uzaktan. Evet daha iyi oldu. Kalan şularım şu çok güzel açtı şu. Maşallah. Subhanallah. Allah'ım esirgesin ya Rabbim. Bunlar hep böyle daha dün suladım ama bakım yapamadım işte. Şuna da tekrardan bir yine elden geçmek istiyor. Baksanıza yapraklar kötü kötü olmuş. Öyle vallahi. Bulaşık eldivenlerim de orada. Ay artık biz böyle kısa kolluya geçtik yavaş yavaş. Çünkü iş yaparken uzun kolluya olmuyor arkadaşlar. Bayağı bir sıcak hava. Ay. Ulan saçlarım da nasıl dökülüyor. Bugün dediğim gibi çok 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 aşırı bir sıcak var. Onun için dayanamadım artık. Kısa kollu tişört giydim. Mersin'e yaz geldi. Ama sabahtan biraz serindi. Hatta uzun kollu vardı üstümde yelek vardı. Yorgan dikerken gördünüz beni. Baya serindi. Öğleden sonra bir güneş çıktı. Yanıyor. Arka balkon zaten nasıl yanıyor anlatamam yani. Orası bayağı şey. Valla az önce balkon yıkamak için güneşe çıktım ya. Gözlerim yanıyor hala. Yani aslında güneş birazcık gitmiş balkondan ama yaktı gözlerinin içini biber gibi. Şimdi artık içeriye geçiyorum ve ben bir takım hazırlıklarım var arkadaşlar. Şey yapacağım. Siz söyleyin adını. İftar yemeklerinde böyle yanında takviye olsun diye içli köfte yapmayı düşünüyorum. Şimdi bugünden onun hazırlığını yapacağım. Daha doğrusu bugün akşam yapacağım. Şimdi içini falan hazırlıyorum. Soğanını doğramaya başladım. Bulgurunu ıslatacağım. Bulgurunun çünkü 3-4 saat bir ıslık kalması gerekiyor. Onu ıslatacağım. Tek başıma da biraz zor olacak ama çoğunlukla ben tek yapıyorum. Eşim evde olduğunda yardım ediyor. Diyorum birazcık yapayım. Dondurucuya atayım. Böyle lazım oldu mu bakarsın. Misafir gelir. Tanrı misafiri. Yemeğin yanına böyle garnitür olarak çıkartırım. Biz kızartmasını çok seviyoruz. Haşlanmasını da seviyoruz ama kızartmasını daha çok seviyoruz. Öyle bir düşüncem var bakalım. Bir hazırlığa giriştim. Ben videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu içli köfte hazırlığını da bir sonraki videomda yani içinin hazırlanması, dışının hazırlanması bir sonraki videomda artık şey yapayım size. Ayrı bir çekim yapayım.
Oradan izlersiniz. Hem belki tarifini de öğrenmiş olursunuz. Aslında kanalımda daha önce ben bu içli köfte tarifini vermiştim. Merak edenler için videonun sonunda öneriler çıkıyor böyle yanlarda pencere. Orada paylaşayım size. Oradan da tam tarifini alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrardan kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.